Türkiye'nin en iyi radyo ve müzik portalı. Müzik dünyasında yaşanan son gelişmeler, en yeni video klipler, en son çıkan albümler, en çok dinlenen şarkılar. Hepsi ve daha fazlası musiconair.com'da. Müzik On Air'ın kulis arkasındaki programın konuğu bugün sevgili Güven Yüreği. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizleri gördüm, daha iyi oldu. İzmir özlemiş sizi yine. Ben de İzmir'i çok özledim. İzmir benim için çok bambaşka. Bugün ayrı bir keyifliyim, ayrı bir mutluyum diyebilirim. Bugünün özelliği? Bugünün özelliği İzmir'de olmam diyebilirim. Tabii en büyük özelliği o ama sahne için geldim. Konser var. Yani İzmir benim için çok özel olduğu için böyle ayrı bir keyifli, ayrı bir heyecanlı oluyor. Bugün konser var. Hem İzmir'de olmam benim için bugün çok özel, hem de bugün çok güzel bir mekanda sahne alacağım. Çok güzel böyle arkadaşlarım da orada. İnşallah bugün çok güzel bir sahne yapacağız. Ne kadar aralıkla geliyorsunuz İzmir'e? Çünkü bildiğim kadarıyla haftada iki kez buradasınız galiba, doğru mu? Yok, yanlış. Ayda iki kez buraya geldim ama şöyle bir şey, gala olarak geldim. Son ay üç kez geldim. Devamlı olarak ayda iki kez, isim verebiliyor muyuz? Mekanı işte bu Tren Bostanlı'da sahnem var ayda iki kez. O zaman sizi görmek isteyenler gelebiliyor. Bekliyorum. Buradan ona da duyuralım o zaman. Herkes sizi İzmirli diyebiliyor. Bu konuya bir açıklık getirebilir miyiz gerçekten? Aslında şöyle bir şey, İzmirli değilim. Kuşadası'nda yaşıyorum. Kuşadası doğumluyum. Aile de orada. Dededen Kuşadalıyız yani, en eskilerden. Ama İzmir'de çok çalıştım. 13 yaşından beri zaten müzikle uğraşıyorum, iç içeyim. Ama İzmir'in çok ekmeğini yedim. İzmir'de yaşadım. Çok güzel arkadaşlıklarım, dostluklarım var. Uzun süre kaldığım için aslında bazen böyle şey diyorum. Bir memleket muhabbeti geçtim böyle. Şey diyorum, ben de İzmirliyim falan diyorum böyle. Hani hiç gocunmadan, severek, gururla falan. Ben İzmirliyim falan diyorum. O öyle gitti bir. Ama İzmirliyim yani. Yarım İzmirli yani. Ben öyle kabul ediyorum yani. Yarı Kuşadalıyım, yarı İzmirliyim. Ege'liyiz yani işte. Herkes öyle önemsemiş ki hani direkt sizi tanıyan İzmirliler, çok hayranınız var aslında İzmir'den. Hani o yüzden artık herkes kesin İzmirli diyorlar size. Evet. Buna bir açıklık getirin kesin. Buradan şarkıyla. O zaman şöyle, ben bir O Ses'e dönmek istiyorum. 2013 yılına. İnsanların sizi tanıdığı. Evet. Bir ona bir dönelim. Bir biraz sizi tanıyalım. Tamam. Ben 13 yaşından beri normalde müzik yapıyorum. Yani müzik yapıyorum derken şöyle bir şey. Arkadaşlarım hep müzikle alakalı. Babalar, işte onların babalar, abileri hep müzisyendi. Benim de aileden, daha anne karnındayken müziği ilk duymaya başladım diyebilirim. Çünkü anneden, dededen, hani babaanne falan vesaire hepsi müzisyenlerdi. Eski müzisyenlerden böyle. Bana da bulaştı o normal olarak. Hatta babamın, annemin sesi çok güzeldir. Abim yurt dışında, Belçika'da konservatuvar mezunu. Belçika'da müzik yapıyor, klarnet virtüözü. Kuşadası'nda öyle arkadaşlarla bir iki okulumu devam ederken zaten müzikten hep full 5 alıyordum falan böyle ilkokul yıllarında falan böyle devamlı bir beden eğitimi zaten biliyorsunuz efsaneydi benim, sporla da ilgiliyim. Arkadaşlarla öyle küçük ev ortamları diye hatta YouTube'da birkaç tane var videom böyle evde falan böyle söyledim. Halk oyunlarına yazıldım. Halk oyunlarında oynuyordum bir ara. Orada müzik yapmaya başladım. İşte düğünlerde sahne, işte düğünlerden çağırıyordular. Hem müzik yapıyorduk hem oynuyorduk halk oyunları olarak. Kafeler, barlar, düğün salonları, işte fasıllar derken abilerimiz falan, ablalarımız bize küçük küçük ama ben çok seviyordum yani. Müziğe aşık olarak çok kötü şeyler de yaşadım. Yani kötü şeyler dediğim şu, misal bir sokaklarda da yattım. Ankara'da hiç unutmam, otobüs durağında uyuduğumu çok iyi hatırlarım. Ama bunları hep tecrübe bildim, şükürler olsun. Hep bunları tecrübe bilerek daha sağlam adımlar atıp bugünlere geldim, şükürler olsun. Ama hep tek başımaydım. Sonrasında çok güzel dostluklar edindim. Doğru insanları belirledim, bana gerçekten destek olacak.
İzmir'de çok çalıştım, Samsun'da çalıştım, Ankara'da çalıştım, Balıkesir'de çalıştım, Konya'da çalıştım. Ya Türkiye'nin şu an zaten gittiği bir yer kalmadı şükür. Birçok yerde çalıştım. Öyle vokallik falan, profesyonellikten önce 18 yaşına kadar vokallik falan yaptım. Çok vokallik yaptım. Vokallik benim için çok iyi bir şeydi. Halen daha çok severim böyle. Hani bir vokal yapma böyle şeyi var böyle, ne bileyim. Seviyorum böyle üçlü beşli falan şey var müzikte. Böyle armoni sesler falan var. Onlara böyle söylemeyi falan çok severim. Vokallik benim en büyük eğitimimdi. Normalde alaylıyım zaten, öyle okul falan okumadım. Devam edemedim okuluma. Liseden sonra bırakmak zorunda kaldım. Müzik biraz daha ağır bastı. Keşke okusaydım. Ama olmadı, nasip olmadı. Müziği seçtim. Yine sevdiğim işle beraberim. Öyle öyle derken 18 yaşından sonra profesyonel sahne yapmaya başladım. Türkiye'nin birçok yerini gezdim ve bugünlere geldim, şükürler olsun. Demeden önce unuttum. Yaklaşık 4 yıl önce O Ses Türkiye'ye bir gün düğün vardı. Düğün ekstramız vardı. Kuşadası'nda Damat Sevdalı Belalı şarkısını istemiş. Ben de bilmiyorum şarkıyı. Geçtik şarkıyı. Sonrasında işte düğünde okudum. Arkadaşım da video çekmiş. Biz eve geldik. İş bitti filan. PlayStation filan oynuyoruz. Delisiyiz o zaman filan, böyle sabahlara kadar. Arkadaş televizyonu kapatıp güven uyuyalım artık dedi. Televizyonu kanalı değiştirip normal televizyona kanala döndük. O Ses Türkiye'nin reklamını gördük. Ama normalde de ilçeye filan gelmiyorlar. İllere geliyorlar sadece. İşte İzmir vesaire. İzmir, Ankara, büyük şehirler. Yani buranın ilçesine gitmiyorlar. İzmir'e, misal buraya ne bağlı? Selçuk bağlı diyelim. Selçuk'a gitmiyorlar. İşte öyle. Kuşadası'na geldiler. Bir arkadaşım dedi, güven Kuşadası'nda. Dedim, ne yapayım? Gidelim. Ben öncesinden biliyordum zaten. Hani gitsem başka yerlere de giderdim de. Ya dedi, bir deneyelim dedi ya. Oğlum dedi, git dedi ya. Güzel olur falan. Ya dedim hani ya dönmez derse sahne falan alıyorum. Küçük yer burası, rezil olmak da var dedim. Dedi dönerler falan. İyi dedim, tamam gidelim hadi falan. Hiç uyumadık sabah 7'de. Gece 4'te zaten televizyonu kapattık. Sabah 7'deydi. Orada olmamız gerekiyordu. Sabah 7'de gittik. Ben şarkı söylemeye başladım. Bana sıra geldi. Gülmeye başladılar bunlar. Ben dedim herhalde ya beğendiler ya da dalga geçiyorlar benimle falan. Olumlumuş, o yüzden gülüyorlar. Sonrasında işte 7 tane şarkı istediler falan derken O Ses Türkiye'ye gittim. Orada ilk elemede prova halindeyken şarkıyı söylemeye başladım. Zaten bütün jüriler falan geçti işte, bizi seç falan. Ben böyle kararsızdım biraz, hani kimi seçeceğimi bilmiyordum. Kafamda vardı aslında ama kararsız kaldım. Çok işte elemeye çıktım, canlı yayına elemeye çıktım. Orada da sevgili Ebru Gündeş yanıma geldi, benimle düet yaptı. Benim hayatımda hiç unutamayacağım bir andı. Zaten o günden sonra ben böyle yarışmada ne çok kalmak istedim. Çünkü bir şey yaşayamazsın artık. Yani birinci olsam ne olacak? Yani ben böyle bir adamım biraz. Ya yarışmanın en had safhada olan şeyi ben yaşadım. O an misal, o andan itibaren stüdyodan çıkamadım. Herkes benimle fotoğraf çekilmek istedi. Ben ilk kez orada hikayem başlangıcı ne oluyor falan dedim. Orada her şey bir anda değişmeye başladı daha. Daha ikinci dakikadan itibaren şarkı bittikten sonra. Gerek sosyal medyam, işte Twitter'da gündem oldum filan. Birçok işte takipçi istekleri, sevenlerim arttı, kaşelerim arttı. İşte Türkiye'nin her yerine gitmeye başladım filan. Her şey değişti bir anda. Tabii ben de bunu böyle bir aptala bağladım filan. Böyle bakıyorum telefona, hani ne oluyor, menajerler alıyor, arıyor beni, işte şirketler alıyor müzikle alakalı. Dedim çok şükür bunca emeğimin karşılığını aldım diye derken öyle devam ettim. Canlı oylamalarda elendim. Sonrasında ama ben zaten ilk haftadan sonra kendimi elemiştim. Çünkü ben orada yaşayacağımı yaşadım zaten. Daha üstünü yaşayamam yani, olması. Kazansam bir tane araba verecekler. Arabam da vardı zaten. Başka bir şey olmayacaktı yani, biliyorum. Yaşadım ya, onu bana Rabbim nasip etti. Sonrasında öyle derken işte buraya geldi. O Ses Türkiye maceram öyleydi. Benim için çok değerliydi. Yani hikayemin ilk başlangıcı yani. Evet. Hele Ebru Gündeş'le düet yapmak
herkesin nasip olmaz. Ne hissettiniz? Ya ben ne hissettim? Ulan neredeydiniz? Aslında hissedemedim hiçbir şey. Neden hissedemedim? Şimdi ilk kez öyle bir platforma çıkıyorsun. Evet. Ebru Gündeş geliyor yanınıza. Karşınızda işte Hadise, işte Oğuz. Var mı? Vardı. Murat Boz. Bir anda sahnede yani kalabalık falan, bir de şu şöyle bir seyirciler şöyle izliyor sizi altta falan, siz alttasınız. Dev bir orkestra, sevgili Tarık Hoca, Tarık Sezer falan. Yani kalıyorsunuz yani hiçbir şey. Onun üstüne üstlük bir anda Ebru Gündeş gelince ya uyuştu her yerim. Yani böyle şey gibi tamamen rahata bağladım yani böyle. işte çok heyecanlandım yani aşırı derecede. Normal bir heyecanlama, onun adını bilmiyorum artık. Hatta böyle bir gülüşüm var benim kendime. Ya diyorum bu nasıl bir aptalca bir gülüş falan böyle. 32 dişin falan gözüküyor böyle. Hani ne yaptım bilmiyorum ya. Öyle hiç gülmedim yani. İlk kez orada kendimi öyle gülerken gördüm. Benim için çok özel bir anıydı ve hiçbir zaman unutmayacağım. Hiçbir zaman unutmayacağım. Yani bir daha öyle bir şey yaşayamam. Yaşarım. Birçok sanatçıyla yaparsın evet. Düet. Ama o böyle saf bir platformda hiçbir şey bilmeden bir evet. Anda o çok bambaşka. Onu hiçbir zaman unutmayacağım. Benim için çok değerliydi yani. Hikayemin ilk başlangıcı O Ses Türkiye. Bugün de şimdi hala desteği devam ediyoruz. Evet. Devam ediyor. Ben zaten her zaman söylüyorum. Onun hakkını hiçbir zaman ödeyemem. Ben ona kraliçem diyorum. Evet. Gerçekten öyle ama halen daha videom ana sayfasında duruyor. Ben hiçbir şey söylemeden, beklentim olmadan bizlere, biz genç nesile bu tarzda büyük sanatçılar, bizim idollerimiz, onlarla büyüdük. Onların şarkılarını söylüyoruz, onların şarkılarına ekmek yiyoruz falan. Sadece ben değil, birçok arkadaşlarıma, kardeşlerime destek olmalarını evet. İsterim. Ki ben hep bu tarzda bir insan olduğum için herhalde Rabbim de onu bana bahşetti. Bir anda işte Ebru Gündeş'in paylaştığını söylediler. Ben dedim şaka yapıyorsunuz falan. Benim haberim yok, görmedim falan. Bildirimler yağıyor benim devamlı. Ben artık böyle kapadım bildirimleri. Sadece işte takip ettiklerimi falan görüyorum. Ama yani böyle çoğu zaman artık kapalı. Görmüyorum hiçbir şey. Bana işte Derya mesaj attı. İşte Ebru paylaştı falan. Ebru Gündeş paylaştı. Dedim ne diyorsun ya falan. Oraya girdim işte ne yazayım şaşırdım. Bir kez yazdım sildim. Sonra tekrar yazdım sildim falan. Heyecanlandım. Feci heyecanlandım. Ondan sonra sevgili Demet Akalın paylaştı Twitter'da. Öyle bir ayrı bir gurur yaşadım. Birçok fenomen arkadaşlarım paylaştı. Dünyanın birçok yerinden videolar geldi. Sen maşallahla evet. Alakalı. Yani hiç beklemediğim şeyler yaşadım. Şükür şu an zaten şarkımız 55 milyona gidiyor. Çok ciddi bir rakam. Ya benim hayalim şeydi yani 30 milyon olursa oha falan diyordum böyle kendimce. Hani 30 milyon kişi ne demek abi? Yani çok ciddi bir rakam derken 2,5 aylık bir süreçte 55 milyona geldi. Yani çabuk oluyormuş, iyiymiş yani, güzelmiş. Ama emek vermişsiniz, hani bu çabuk oluyor çok, deyip de çok, hani pat diye çıkanları çok, şu an şey yapmıyor hayır, mu? Çok. Çok emek vermişsiniz gerçekten. Yani çabuk oluyormuş derken şöyle bir şey, ya ben yaşadığım durumu söylüyorum. Yani ben yaşadığımı, zaten o ilk başta hikayemi anlattığımı ondan ibaret ben her şeyi yaşadım. Yani sadece klip, şarkı da değil. Yani bugün... bazen ciddi bir param varsa, maddiyatın güçlüyse eğer, ünlü olamamak çok zor. Hani çok basit artık. İnanılmaz basit. Yani maalesef ki öyle. Çok param varsa bir yolunu bulup çok kolay ünlü olabilirsin. İyi bir şarkı da alabilirsin. İyi bir aranjör parasıyla. Birçok kişi de belki vermiyor ama para işte diyorlar ya maalesef her kapıyı açıyor. Evet. Günümüzde de artık para ilk tercih olduğu için. Ama ben paraya istinaden bir başarı yakalamadım. Çünkü para şey dermiş. Çünkü benim o kadar param yoktu falan dermiş. yok. Şöyle bir şey. Ben yani dedim ya 13 sokaklarda yattığımın her daim hep şükür ettim. Hep şükür ettim ama çok çabaladım. Güzel dostluklarım, arkadaşlıklarım beni bu
seviyeye getirdi. Bir gün yine şarkının hikayesinden de bahsedeyim biraz. Evet, ona gelecektim şimdi. Ama ben geleyim mi? Konuşalım. Heh. Buyurun. Asil, sevgili Asil Gök bana devamlı mesaj atar. Şarkı işte, hani güven kime gider bu şarkı falan diye. Bir gün Kıbrıs'ta yılbaşı sahnesi öncesi mesaj attı bana. Güven, bu şarkı kime gider kanka diye. Dedim ben bu arada duştan çıkmıştım. Kayıp düşmemek için kendimi zor tuttum. Şarkıyı böyle heyecanlı deli gibi. Çünkü bir şarkı geldi mi o ara şarkı arıyorum falan. Yani bir yıllık süreç geçti, ben daha şarkı bulamadım falan. Böyle istiyorum artık, single yapmak istiyorum. Ama doğru şarkı yapmak için yapmak istemedim. Yani doğru bir şarkıyı yapmak, söylemek istedim. Kendimi en iyi lanse edebilecek bir şekilde. Bastım. Şarkıyı dinledim. Asil dedim, yarın sahnem var, yarından sonra geliyorum, şarkı benim. Bak kimseye konuşmam falan. Onlar da Derya'la biraz tartıştı, onun adına bana gönderiyor falan. Derya aradı, bak dedi, seni öldürürüm ya, şarkı benim falan, ben okuyacağım. Dedim Derya saçmalama ya, bak ağlarım falan böyle. Dedim benim böyle 5 yaşında çocuk misal böyle. Sonrasında İstanbul'a gittim, şarkıyı aldık falan. Stüdyoda işte girdik, bir yeri zorluyordu beni. Dedim Derya ya, şarkı senin. Burada da Asil'le beraber şarkılar. Yani sizin şarkı sizin. Şurada da aranjeyi Asil yapıyor. Burada da sen vokal yapsan olmaz mı ya falan dedim. Olur kardeşim dedi. Evet, ben teklif ettim. Olur kardeşim dedi. Orada bir küçük bir böyle bir bölümde girdi. Sonra işte klip çekerken dedik ki hani bu arada Bedran Güzel'le çalışma imkanı buldum. Bedran Güzel de biliyorsunuz ki Türkiye'nin en önemli, evet, yani ilk iki diyebiliriz veya evet, ilk belki bir bile diyebilirim ben. Çünkü yani Bedran Hoca'la benim çalışmam çok ciddi bir gururdu. Çok ya, ben hatta şeyde Kıbrıs'ta klip günü sabah 5'ti, uykudan kalktık. Yani zaten 4 gibi falan, bir saat uykuda falan kalktık böyle. Uyumadık, toplantılar işte, yerler belirliyor. Efsane zormuş. Yani böyle oturuyoruz televizyon başında izliyoruz ya. İnanın öyle bir şey yok. Yani o şarkı indirmeler, ben hep şey derdim böyle, itiraf ediyorum. Yani korsan indiriyordum yani. Harbi indiriyordum yani. YouTube'dan falan videoları indiriyordum, yapıyordum ama anladım artık ki hani böyle diyorlar ya işte korsana hayır falan. Gerçekten öyle. Çünkü çok büyük bir emek var. Yani bu tarzda iyi kaliteli işler için çok ciddi emek var. Tamam. Küçük de olsa hevesli bir insanın emeği, o bambaşka bir şey. Onun hakkını vermek lazım. Sabah 5'te kalktım. Tam 75 kişi otobüsle kapı önünde beni bekliyordu. Ben iki otobüs insana işte benim arkadaş var. Arkadaş dedim ki bunlar benim için mi geldi dedim. Evet dedi. Ne diyorsun ya dedim. 75 kişi benim için geldi. Buraya bir şarkı için. Biz bir şarkı yapacağız. İşte 3 dakika 40 saniye falan. 75 kişi ve işte müzelerden arabalar çıktı. Otobüsler, yiyecekler, araba kuyruklar, işte bir telaşlar, kuaförler, makyözler, işte set ekibi, işte bilmem ne yönetmeni, şu şu kıyafetçiler, styling. Böyle bir şey yok. Onları saymıyorum yani. Gelen ekipten bahsediyorum. Kameralar, mikrofonlar, işte fonlar, bilmem ne, bilmem ne, şaka gibi had safhada. Sonrasında işte klip çekmeye gittik. Sevgili Derya da klibe geldim. Bu arada Derya dedim, hani şarkıyı söyledim, bir de klipte oynadım. Dedi Güven dedi, yani sen de dedi şarkıyı verdik, söyledik, klipte de dedim. Ama burada da oldu, ben sağ olsun kırmadı beni ki benden çok çok daha iyi oynadı klipte. Benden çok çok fazla yoruldu. Çünkü bayan biliyorsunuz devamlı makyaj, evet, işte saç uzun, sıcak hava falan. Bayanlar çok daha böyle şeyli, karışık işleri. Kıbrıs'ın en sivri ucu Dik Karpaz var. Dik Karpaz'da çektik. Sevgili Bedran Hoca, Bile Kuzlu yönetmenliğinde. Sonrasında işte yaklaşık 12, gece 12.30'da bitti. 12.30'a kadar, sabah 5'ten 12.30'a kadar sürdü. Hiç durmadan ve yılanların böyle, yabani eşekler falan var biliyorsunuz Dik Karpaz'da. Çok kötü yollar şartlarında
Ama çok keyifli bir yer. İnanılmaz. Yani herkesin gibi. Bana herkes Miami mi diye soruyor. Klibi nerede çektiniz falan diyorlar. Hem Kıbrıs'ın güzelliği, o da biraz Berdan Hoca'nın ustalığıyla birleşince bambaşka bir görüntü ortaya çıktı. Öyle oldu. Şarkımızı yaptık. Sonrasında işte ben çok emindim zaten. Tutacak diyordum. Olacak diyordum. Allah yüzüme güldü. Sonrasında arkadaşlarım, dostlarım, sevenlerim. Bir anda her şey bambaşka. Yani o parayla tek yaptıramayacağın şey şu olur. Yani şirketten paylaşırsın. Bir şarkı alırsın. Sen iyi olarak düşünürsün. Param vardır ama müzisyenlik kulağın yoktur. Evet. Bilmezsin. Karşıdaki adam kazanır. Üçüncü gün, şarkının üçüncü günü ben Afrika'dan arkadaşlar falan var. Afrika'dan videolar geldi. İşte halen Dubai'den, Amerika'dan, İtalya'dan, Barcelona'dan, işte İspanya'dan, Arjantin'e, aklına neresi, Türkiye'nin her yerinden, gündüz işte beach club'larda, gece barlarda, işte arabada giderken, eğlenirken, evde videolar geliyor, bebek videoları geliyor, çocuk videoları geliyor, her şey, işte düğün videoları geliyor, sen maşallah falan, hatta biz esprisini yapıyoruz, klip fotoğrafını şey yapalım mı diye, hani böyle maşallah falan yazalım da üstüne çocuklar olur ya, öyle bir espri geçiyor daha hatta. Yani şükür çok iyi oldu benim için. Biz böyle çok uzun süre böyle 3 ay 5 ay arayla devamlı şarkı çıkarmak istiyorum ve buna istinaden efsane mi efsane bir şarkı var şimdi. Asıl benim ilk çıkacağım olduğum şarkıydı o. Yaz diye onu çıkardık. Kışa ayrı bir yani o yaz hitinin kışın böyle kış versiyonunda kış hiti gibi düşünelim. Çok iyi bir şarkı var. Slow bu sefer. Sürpriz olmasın. Çünkü ters köşe oldu. Hep beni ilk şarkıda slow bekliyordu herkes. Aa filan güven filan dediler. Sonrasında işte şimdi böyle yeni şarkıya zaten şu an hazırlanıyoruz. Aranje bitti bu arada. Sadece okumalarım. Yine şarkı benim İzmirli bir arkadaşımın ve benim şarkım. İzmirli bir arkadaşımla beraber yapmış olduğumuz. Evet bir şarkı. Aranje yine Asil Gök Osman Çetin olacak. Ekibimi bozmayacağım. Ben ona inanıyorum, onun şansına, uğruna inanıyorum. Aynı ekiple, kesinlikle aynı ekiple yine çalışacağım. Yani sonuna kadar aynı ekiple gitmeyi düşünüyorum. Ama ben şöyle bir şey söylüyorum, yani şarkı çok tehlike arz ediyor. Yani biraz iddialı oluyor ama ben O Ses Türkiye'de de çok iddia etmiştim. Yani iddia olarak. Ya bekleyin demiştim. Sabredin çok iyi bir şey olacak. Çünkü hani ben oraya gittim işte onları gördüm. Daha sonra yayınlıyorlar ya. Evet. Onu gördüm. Bekleyin herkese işte ne zaman çıkıyorsun sosyal medyada ne zaman diye. Bekleyin diyecek. Değdi. Şarkı da bu single muhabbetinde yine aynısı oldu. Bekleyin dedim diyecek. Yine aynısı oldu. Bu şarkıda da diyorum ki aşk yaşayanları belki ayırabilir. Belki de eskileri düşündürebilir, yaraları kanatabilir. Ya çok muhteşem bir şarkı. Yani ben çok iddialı, çok ciddi iddialı bir şarkı ve çok güzel bir aranje hazırladık. Böyle biraz batı, biraz arabesk, biraz fantezi, tamamen böyle arabada giderken efkarlandığımızda. İşte böyle ışıkları kapatıp böyle yani ağlayabilirsin, gülebilirsin. Çok çok ciddi bir şarkı. Ne zaman çıkacak? Aralık 15-20 gibi düşünüyoruz. Çok problem olursa hani çok biraz gecikirse yoğunluktan ötürü en fazla Ocak 1 gibi çıkar inşallah. Çok gecikmesin ne olur. Yok çok iyi bir şarkı olacak inşallah. Dinlersin zaten. Önceden atarım sizi dinlersiniz. Gerçekten bir şey olarak bir markamız olsun. İvan Bey, çok merak edilen bir soru var. Sosyal aşk hayatı mı? Aradım, bayağı arattım. Aşk hayatı. Aşk hayatım, ne durumda? Güven Bey ne durumda? Şöyle bir şey, aşk hayatım, hayatımda biri var. Hem var hem yok. Benim biraz karışık hayatım. Burada biz bizeyiz, nasıl karışık? Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani şimdi ya şu an hayatımda biri var böyle daha hep yalnızım. Yani yalnız derken sahnelerden ötürü biraz daha böyle hep o yüzden çok problem yaşıyorum ilişkilerimde.
Yani hep böyle tek olduğum için biraz işte biraz bekar, biraz hayatımda biri var dememin sebebi o aslında. Hep problem oluyor. Bu yüzden zaman ayıramıyorum. Çünkü mesela 4 gün yokum. Bir gün stüdyoda oluyorum. İşte bir gün başka bir şey çıkıyor. Yokum, yokum, yokum yani. Ev olursa evi otel gibi kullanıyorum. Öyle öyle. Devam ede o da problemler getiriyor biraz ama şöyle bir şey söyleyeyim. Aşk adamıyım. Öyle şey diyeyim, çok evcil bir adamım. Tam tersine. Herkes beni şey düşünür. Böyle sahneye çıktığımda şey derler, bu çocuk görmüş geçirmiş falan, ama hiç öyle bir adam değilim. Yani çok çekingen bir adamım. Bildiğiniz tam tersine. Çekingen bir adamım. Film izlemeyi çok severim. Yani uzanıp böyle film izlemeyi çok severim. Yalnızlığı çok severim. Tek başıma. Böyle çok fazla arkadaş şeyine falan böyle sevmiyorum çok. Burcunuz mu? Oğlak burcuyum. Oğlak. Tam Oğlak burcusunuz. Böyle yani evcil. İşimi, sahnemi, müzik öyle çok karışık, böyle bar, diskolar, barlar, işte kulüpler, işte böyle bir takım ortamlar, onlarla pek içli dışlı değilim. Evcil bir adamım. Aşk adamıyım. Gerçekten öyleyim. Ama çok zor bir adamım. O beni aşka entegre etmiyor yani. Lafa bak yalnız. Entegre etmiyor. Böyle bir laf ilk defa edilmiştir herhalde. Onu da ben bugün buradan patentini alıyorum yani. Burada. İlk single'ı buradan duydum. Valla. Bugün ilkler burada. Aynen. Çok zor bir adamım. Ciddi bir zor bir adamım. O yüzden hep problemler yaşıyorum. Benden ötürü çıkıyor problemler. Seni seviyorum diyemem. Misal. Asla diyemem. İşte burcunda var bu, evet, ama. Elini tutup dolaşamam. İşte sarılamam. Sebebi nedir? Ya bilmiyorum abi, değişik bir adam. Nefret ediyorum bu huyumdan. Sevmiyorum yani... ama ya utanıyorum, böyle şey oluyor. Anneme de yapamam, babama da yapamam. Ya ailesine çok bağlı bir adamım. Aileme çok bağlı bir adam ama yapamıyorum. Yani annem işte dün Kuşadası'na geldim. Konser var diye bir gün önce geleyim dedim. 3 aydır görmüyorum. Kuşadası'na gittim. Annem sarıldı, öpüyor falan. Dizine yattım böyle, utandım falan. Öptüm, anne ne yapıyorsun ya dedim, bak yemin ederim, bak aynı anne ne yapıyorsun ya dedim. Ya sen manyak mısın dedi, öpüyorum dedi, özledim seni dedi. Tamam öpme dedim. Utanıyorum yani, böyle değişik, elini tutamam. Hani bir aşk muhabbeti asla yapamam. Gerçekten zor. Çok yani, düşünsene bir aşk yaşıyorsun. Hayatında biri var ve hiç sevdiğini söyleyemiyorsun. Elini tutmuyorsun, sarılmıyorsun. Biraz yani odunluk da var, biraz başına buyruk da var. Bu özgüven falan değil yani. Sen öyle burnu havada bir adam yanlış değilim. Yerlere gitmesin. Değilim, yok. Hemen, evet. Öyle anlaşılmasın. Ya utanıyorum, yapamıyorum. Kapanı bir adam. Hani böyle söyleyemiyorum, seni seviyorum falan. Bu diyemem. Biraz da aslında şey geliyor bana. Ne bileyim, sahte geliyor ya. Anlasın mı istiyorsunuz karşı tarafı acaba? Ya ben şöyle bir şey. Hissetsin ya. Ya çok karışık bir adam. Bak şimdi yine nereye geliyoruz. Aşk adamıyım dedim ama aşka da inanmıyorum ya. Hadi çık bakalım işin içinden. O nasıl oluyor? Buyurun. Çekme razıyım kaprislerini. İstersen zincire vur vur ellerimi, ne olur bir tanem anla halimi, ben hala delinim, üzgünüm. Seni üzdüm ama pişman değilim. Sayende az yaşarmadı gözüm ama düşman değilim. Üzgünüm, seni üzdüm ama pişman değilim. Sayende az yaşarmadı gözüm ama düşman değilim. Misafirimiz olduk, kabul ettiniz. Çok teşekkür ederim. Müzik On Air'ın sevenlerine, takipçilerine bir söylemek mesajım var. Önce desteklerinden ötürü herkese çok ama çok teşekkür ederim. Dinleyen herkese de
Buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Kocaman öpüyorum. Allah'a emanetsiniz. Sen maşallah dinlemeye devam edin. Ben de yeni single tarihi yeni single'a da saçmalıyorum şu an. Yeni şarkı da sizlere 2 aya 3 aya kadar çok güzel bir sürprizim var. Ama çok üzüleceksiniz. Üzgünüm, seni üzdüm ama pişman değilim. Sayende az yaşarmadı gözüm ama düşman değilim. Herkese merhaba, Müzik On Air'ın bugünkü konu bendim. Kulis arkasında olanım bendim. Özcan Bey, bir dahaki sefere sizleri de görmek istiyorum inşallah. En yakın zamanda tanışmak dileğiyle sizlere kocaman sevgilerimi arz ediyorum. Günah bırakmadın bana, sen maşallah hepsini topla, her yerdesin.